Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. Walking Dead 10. sezonun ilk yarısı için önemli bir duyuru yapıldı. İlk 5 bölümün başlıkları ve özeti yayınlanmış oldu. Geriye kalan 3 bölümde de sadece başlıklara böylelikle yer verildi. Böylelikle bizler de ilk 8 bölümde neler olacağına ilişkin fragmanda verilen sahneler sayesinde bazı tahminlerde bulunabiliriz. Özellikle de özeti verildiği için ilk 5 bölüm için tahminlerimiz daha doğru olacaktır. Şimdi bu videomda sizlerle ilk 8 bölümde başlıkları ve neler olacağına dair görüşlerimi paylaşacağım. Bütün bölümleri tek tek konuşacağız fakat videoya geçmeden önce 10. sezondan yakalanabileceğiniz spoilerlar olabilir. Bu yüzden şimdiden haberiniz olsun. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak ve incelemelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İlk olarak 10. sezon 1. bölümden başlayalım. Bu bölümün başlığı geçtiğimiz çizgiler. Özeti ise şöyle. Oceanside grubu fısıldayanların geri dönmesi durumunda çalışmaya devam ediyor. Bu başlık biraz garip çünkü çizgi romanda da aynı başlıkta prenses karakteri hikayeye dahil oluyordu. Çizgi romanda da dediğimiz gibi geçtiğimiz çizgiler başlıklı o ciltte karakterlerimizin Commonwealth ile iletişimi söz konusuydu ve bu durumda da prenses diye bir karakter hikayeye dahil olmuştu. Bu yüzden de acaba buna bir gönderme mi diye düşünmeden edemiyorum fakat bana kalırsa bununla bir ilgisi olmayacağı düşüncesindeyim. Geçtiğimiz çizgilerden kasıt büyük ihtimalle Commonwealth hikayesindense fısıldayanların topluluğuyla alakalı bir durum. Yani onların çizdiği sınırların ve çizgilerin geçilmesiyle ilgili bir durum olmalı. Daha önceki videolarımdan bir tanesinde prenses karakterinin bu sezon belki de dizeye dahil olabileceğini, Angela Khan'ın ima ettiğini söylemiştim. Bakalım böyle bir şey gerçekleşecek mi bilmiyoruz ama geçtiğimiz çizgiler isminin gerçekten de tuhaf bir aslantı olduğunu söylemeden de geçemeyeceğim. Bu bölümde dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi ...Ocean Oceanside grubunun bölüm boyunca antrenman yapacak olması. Onlar fısıldayanların geri dönme ihtimaline karşı bir hazırlık içerisinde olacaklar ve top toplu halde antrenman yapacaklar. Oceanside grubu da bu yüzden ilk bölümün en önemli sahnelerini içerecek. Alexandria veya Hilltop'ta yer alan karakterlerimiz hep beraber atlarına binip Oceanside'a gidecekler. Zaten fragmanda da böyle görmüştük. Birinci bölümde büyük ihtimalle bu tarz kurulumlar yapılacak ve fısıldayanlar tehdidine karşı bizim karakterlerimizin hazırlıklarını göreceğiz. Bunun haricinde görmüş olduğumuz birinci bölüm set fotoğrafları arasında cansız bir beden söz konusuydu. Bu da büyük ihtimalle ilk bölümün paranoyalarına dair Hayır, iyi kadınlar adımlar olacak. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Dünyanın sonu biziz. Özeti ise şöyle. Fısıldayanlar toplanıp hazırlanırken alfa ve betanın bağının kökeni ortaya çıkıyor. Bu da şu demek oluyor arkadaşlar. İkinci bölümde bizleri fısıldayanların geçmişine götürecek bir flashback sahneleri olacak. Zaten fragmanda da bunun izlerini görmüştük. Dünyanın sonu biziz diyerek beta ve alfa birbirlerine sarılıp dans ediyorlardı. Demek ki o gördüğümüz sahne gerçekmiş ve büyük ihtimalle de onu flashbackte göreceğiz. Bunun haricinde tabii ki de fragmanda göz serilen ve dikkatimizi çektiğini düşündüğüm flashback sahneleri vardı. Hatta büyük ihtimalle Dünyanın Sonu Biziz isimli teaserde yer alan bütün sahneler flashback sahnesi olacak. Yani bunlardan bir tanesi de Alfa'nın sürüyle beraber yürüdüğü sahnelerden oluyor anlamına geliyor. Özeti tekrar bir hatırlayalım. Fısıldayanlar toplanıp hazırlanırken Alfa ve Beta'nın bağının kökeni ortaya çıkıyor. Bu durum aynı Lediye ve Alfa'nın geçmişine dönmeleri gibi olacak. Yani bizleri ikinci bölümde fısıldayanların kampına götürecekler. Orada hazırlıklar devam edecek ve fısıldayanlar bir yandan toplanırken bir yandan da alfa ve beta geçmişe yönelik yolculuğa çıkacağız. Hikayeyi bu kadar erken bir şekilde neden vermek istediklerine gelecek olursak bana kalırsa bir şekilde sezonun geri kalanında onlarla ilgileneceğimiz için nereden geldiklerine de erken bir şekilde izleyicilerin hafızasına kazımak istiyorlar. İkinci bölüm dediğimiz gibi fısıldayanların üzerinden geçecek ve alfa ve betanın geçmişini bizlere gösterecekler. Bunlar arasında alfanın nasıl bu topluğa dahil olduğunu ve beta ile beraber nasıl nasıl bir aşkları olduğunu bizlere gösterecekler. Ve gelelim 3. bölüme. İsmi Hayaletler. Fısıldayanların geri dönme tehdidi Alexandria'yı saran bir paranoya yaratır. Bu da kesinlikle çok açık bir özet. Fragmanda gördüğümüz bu anlamda Henry sahneleri vardı. Fısıldayanların geri dönme tehdidi Alexandria'yı saran bir paranoya neden yaratsın ki? Sürekli Alexandria'da sağda solda yazan propaganda yazıları söz konusuydu. Bu da yine 3. bölümde öne çıkan sahneler olacak. Alexandria'da biraz karışıklık hakim olmalı. Herkes bir dehşet halinde ve sürekli fısıldayanların hayaletleriyle ilgili bir durum söz konusu olmalı. Bunların yanında da geçtiğimiz sezon 15. bölümde fısıldayanların öldürdüğü Henry gibi diğer kişilerin de hayaletlerini bu bölümde görebiliriz. Özellikle Carol bu bölümde Henry'nin hayaletini görecek ve onun peşine takılıp gidecek. Zaten bunu da sizlerle konuşmuştuk. Şimdi bu fragmanda gördüğümüz sahneleri büyük ihtimalle bölüm 3'te göreceğiz. Diğer iki bölüme kıyasla bu bölümün daha karanlık bir atmosferde geçeceği düşüncesindeyim. Bu da hayaletlerle beraber bazı gizemleri ve insanları parnoyalarını bizlere gösterecek. Şimdi gelelim dördüncü bölüme. Fısıldayanların sessizliği. Alexandrialılar hala fısıldayanlar yüzünden paranoyaktır ve korkularını Negan'dan çıkaracaklar. Ve sonunda Negan'ın isminin geçtiği bir bölüm bizleri bekliyor. Bu da Negan'ın dışarıda olacağını ve aynı zamanda Alexandrialılarla konuşacağı anlamına geliyor. Alexandrialılar geçen bölümde olduğu gibi paranoyalarının hala devam ettiğini bu bölümde bizlere gösterecekler. Onlar fısıldayanlar yüzünden ne yapacağını bilmez haldeler ve büyük ihtimalle ölmekten kork. Ama burada korkularını Negan'dan çıkaracaklar tam olarak ne anlama geldiğini anlayamadım. Bu durum belki Negan'a içlerini açıp bu sorunu çözmeleri için yardım istemeleriyle alakalı olabilir. Veya tam tersine Negan eskiden kötü bir adam olduğu için fısıldayanlar yüzünden kafaları karışan halkın Negan'a saldırması ile ilgisi olabilir. Ama bana kalırsa sanki Negan'dan daha çok yardım isteyecek ve onunla konuşup sohbet edecekler gibi geldi. Özellikle bu bölümde Negan ve Aron'un beraber fragmanda gördüğümüz sahnelerini bekliyorum. Onlar beraber antrenman Roman yapacaklar ve belki de gece gördüğümüz sahnede bu bölümde olacak. Biliyorsunuz fragmanda Aaron'un yerde olduğu ve Negan'ın yüzünün gözünün kan içerisinde kaldığı bir sahne vardı. Burada da büyük ihtimalle Negan bir aileyi öldürüp Aaron'u saldırıdan kurtaracak. Belki de büyük ihtimalle bu bölümde 4. bölümde yer olabilir. Tabi o sahne akşam olduğu için Negan'ın gece vakti neden dışarıda olduğunu hala bilmiyoruz. Negan hiçbir zaman çizgi romanda dışarıda gezinmek için çıkmamıştı. Onun dışarıya hücreden çıkması sadece kaçmakla ilgiliydi. Negan onun haricinde hücresinde sadece Rick'le sohbet etmişti ve bunun yanında biraz da Carla. Peki neden Alexandria'lılar lider Michonne'ken onunla konuşmak için ihtiyaç duysun ki? Bu durum belki de Mishon'un fısıldayanlar konusunda etkisiz kalmasını ve bu yüzden halkın güvenecek birisini araması ile ilgisi olabilir. Dördüncü bölüm dediğimiz gibi genel olarak paranoyaların devam ettiği ve Negan üzerine daha fazla odaklanılan bir bölüm olacak. Bu bölümde Negan ve Eron'un beraber olduğu sahneleri görmekle beraber bunun yanında insanların Negan'la konuşmak için can attığı bir bölüm bizleri bekliyor olabilir. Ve şimdi gelelim sizlerle 5. bölüme. Bölümün başlığı her zaman ne? Hilltop'tan malzemeler kayboluyor. Negan bir Aleksandriyalı tarafından putlaştırıldı. Ezekiel'in bir sırrı var. Gerçekten de çok ilginç bir bölüm. Özellikle de 5. bölüm olması ve böyle bir özete sahip olması hemen bizleri geçmiş sezona götürebilir. Çünkü biliyorsunuz Rick'in ortadan kaybolması da geçen sezon 5. bölümde yaşanmıştı. Bu yüzden yine bu sezonda 5. bölümde önemli bir şeyler olabileceği düşünüyorum. İlk olarak Hilltop'ta malzemelerin kaybolması ile ilgili konuşalım. Hilltop'tan tam olarak ne kaybolduğu hakkında bilgi sahibi değilim. Belki bu durum fragmanda gördüğümüz ve incelediğimiz kadarıyla fısıldayanların veya aylakların duvarı yıkıp Hilltop'a girmesi ile ilgili bir durum olabilir. Böyle bir durumda da buraya gelen Mission ve Judith'in yanı sıra insanların aylakları öldürmesi ile ilgili bir durum söz konusu olabilir. Yani tam olarak bu bölümde neler geçeceği hakkında malzemeler üzerinden bir yorum yapmak çok zor. En azından şimdilik zor. Negan bir Alexander tarafından putlaştırıldı. Geçtiğimiz bölümde Negan'a gösterilen yoğun ilgi bu bölümde büyük ihtimalle bir alexandriyalı tarafından daha da fazla gösterilecek. Bu kişinin de Brandon olmasını bekliyorum. Zaten sezon öncesinde yayınlanan fotoğraflarda Brandon ve Negan'ın beraber olduğu fotoğraflar vardı. Şimdi bir alexandriyalı tarafından putlaştırılması ne anlama geliyor biraz bu konu hakkında sizlere bilgi vereyim. Gerçi bu konu hakkında çok fazla konuştuk. Bu kesinlikle Negan ve Brandon arasında bir ilişki olmasıyla alakalı. Brandon büyük ihtimalle Negan'ı çok fazla yüksekte görecek ve onu kendisine bir idol olarak alacak, Onu o hücreden çıkartacak ve belki de kendilerinin kurtuluş yolu olarak Negan'ı görecek. Böylelikle de Negan'ı serbest bıraktıktan sonra fısıldayanlar sorununun çözüleceğine inanacak. Bu yüzden de bu konunun Brandon'la ilgisi olduğu düşüncesindeyim. Tabi bütün bu olaylar bizleri Negan'ın kaçmasıyla sonuçlandıracaksa Negan 5. bölümün sonunda fısıldayanlar kampında soluğu alabilir ve böylelikle de zamanda atlama gerçekleşecek olabilir. Tıpkı geçen sezonki gibi. Negan belki de oraya gitmeden önce kendisini putlaştıran ve kurtaran Brandon'ı öldürecek olabilir. Çünkü çizgi romanda böyle bir şey yaşanmıştı. Bunu da sizlerle çok defa konuşmuştuk. Bunun haricinde onu öldürdükten sonra yoluna devam eden Negan ormanda Beta ile karşılaşacak ve böylelikle de kendisini Alfa'ya götürecek yolu bulabilecek olabilir. Bütün bu olaylar bence çok heyecanlı ve neler olacağını sabırsızlıkla bekliyorum. Eğer ki gerçekten Negan 5. bölümün sonunda fısıldayanlar kampına varırsa ve bir şekilde o hücreden kaçmayı başarırsa 8. bölümde bizleri çok büyük bir sürpriz bekleyecek olabilir. Ki Dışat bana kalırsa bu şekilde ilerleyecek gibi gözüküyor. Ve şimdi bu bölümün özetinde en dikkat çeken şeylerden bir tanesine. Ezekiel'in bir sırrı var bölümüne. Ezekiel'in ne sırrı olabilir ki? Biraz bu konu hakkında sizlerle konuşalım. Ezekiel biliyorsunuz fragmanda gördüğümüz kadarıyla Mishon'da bir öpüşme sahnesi söz konusuydu. Eğer ki bir sırdan bahsedilecekse aklımıza hemen gelen şey bu öpüşme sahnesi olabilir. Çünkü hem Carol tarafından hem de Daryl ve diğer insanlar tarafından ikisinin beraber bir ilişki içerisinde olması, ikisinin düşmesi insanlar tarafından rahatsızlıkla karşılanabilir ve böylelikle de Zeki Yıl'ın bu sırrı saklaması gerekecek olabilir. Ama böyle bir durumda nedenmiş onun bir sırrı değil de Zeki Yıl'ın bir sırrı yazsınlar ki bu da biraz dikkat çekici olmalı. Bu yüzden bu konu hakkında alternatif üretebileceğimiz hikayeler var. Mesela bunlardan bir tanesi Rikin yaşadığı bilgisi veya Commonwealth hikayesi. Örneğin Zeki Yıl Rikin yaşadığını bir şekilde öğrenmiş olabilir ve bunu saklama karşılığında kimseye söylememe karşılığında edinmiş olabilir. Bu yüzden de Ezeki bir sırrı olabilir. Ya da Rick'in yaşadığını öğrendikten sonra Michonne'la beraber yakınlaşması ve öpüşmesi bu mutluluğu bozmamak için saklaması gerekecek bir sırra dönüşebilir. Yani ikisinin beraber olması ve Rick'in yaşadığının bilgisini alması bile isteye bunu saklamasına sebebiyet verecek olabilir. Bütün bunların yanında geçtiğimiz sezonun son bölümünde radyodan bir ses duyulmuştu biliyorsunuz. Belki de bu durumun bununla bir ilgisi olabilir. Bir şekilde Ezekiel'in iletişim kurmasını beklediğimiz Kamunwe ve belki de Ezekiel'la kurulacak olabilir. Ve zeki yılda bunun bir sır karşılığında saklayacak olabilir. Ama bana kalırsa diğer ihtimallere karşı bu durum daha da zor gözüküyor. Bana kalırsa bahsedilen bu sır meselesi tamamen Mişo'nun öpüşmesi olması. Bakalım neler olacağını hep beraber göreceğiz. 5. bölümü de tamamladığımıza göre ilk sezondan artık geriye sadece 3 bölüm kaldı. Bu 3 bölümdeki içerikler henüz yok, sadece başlıklar var. Örneğin 6. bölümün başlığı kemikler, 7. bölüm gözlerini aç, 8. bölüm öncesinde dünya. Sadece başlıklar üzerinden bir yorum yapmak çok zor. Ama 8. bölümün sezon ortası finaline denk geldiğini düşünürsek eğer ve 5. bölümünde Negan'ın bir Alexandrialı tarafından putlaştırılmasını ve bir şekilde kaçacağını görürsek bana kalırsa Negan 8. bölümde Alfa'yı boğazını keserek öldürebilir. Yani bu yüzden diyebiliriz ki dünyanın sonu biziz diye bağıran Alfa'nın öncesinde dünya isimli bölümde kafasının kesildiğini bu sezon görecek olabiliriz. Bu da bana kalırsa muhteşem bir sezon ortası finali olabilir. Böylelikle de geriye kalan 8 bölümde yoğun çatışma ların olduğu ve fısıldayanlarla beraber Alexandria, Hitsap ve Oceanside'ın savaşını göreceğiz anlamına geliyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için yapmanız gereken kanalıma abone olmak ve bildirimleri açmak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.